Kovalya ördeği var. Çok çetrefilli bir yola, riskli bir yola girdiğini zaten arkadaşlarımla konuştuk diyor. Ama diyor biz halkın bütçesini doğru takip etmek için bunu yapma kararlılığını gösterdik ve ilerlemeye devam ettik diyor. Her şeyi üzerime alıyorum diyor. Bunun başı ve sorumlusu benim diyor. Suç olacaksa da diyor. Bu suç olacaksa ben yüklenmeye hazırım diyor. Bu suç benim suçum diyor. Ve bu suç olacaksa da ne getireceklerse getirsinler bu rakamları açıklamaya devam edeceğini söylüyor. Susturmayı beni çok istiyorlar diyor. Ama diyor susmayacağımızı anladıkları için diyor böyle bir yola giriyorlar diyor. Biz diyor yine de buna rağmen diyor halkın bütçesini bütün bu engellere rağmen davalara rağmen diyor halkın bütçesini korumak için elimizden geleni yaptık ve ciddi bir fayda sağladık diyor. Aldığım duyuma göre diyor %40'larda bırakacaklar enflasyonu. Revize etmek zorunda kaldılar bizim somut verilerimizle. Çünkü verileri çok açık meselen hocam. Ama son enflasyon verisi değil herhalde. Daha önceki değil mi? Çünkü evet. Son evet. Zaten yok, %40'lara bağlayacaklardı. Şunu hatırlayın. Size, bu noktada şunu hatırlatın. Nebati'nin %40'ları görebilir. Ama %50'yi asla geçmez. Açın bir ay önce arama bir motorları bir ay önce. Evet. Arama motorlarını açın ve bunu dediğini zaten hatırlayın. Zaten %48'e denk getirdiler. Evet. %48'e evet, kadar şey geldiler. Sonra iş koptu. Ve bu sayede diyor halkın bütçesine rahatlama sağladığım için benim bu misyonu, bilim insanı olarak misyonu. Evet. Siz bir bilim insanına ve bilim grubuna vesayet atıyorsunuz. Koca bir istatistik bilimini vesayet altına alıyorsunuz evet. Burada. Biz açıklamaya devam edeceğiz diyor özetle. Ve diyor ki bizi susturmayı çok isteyecekler. Susmayacağız. Asla bu yoldan geri dönmeyeceğini net şekilde Veysel Hoca ifade ediyor. O yüzden önümüzdeki günlerde biz bir bilim insanı grubunun mücadelesini görebiliriz. Ama bu vazgeçmeyecekleri kesin evet. Anlamda. Siz bir ekleme yapacaksınız. Ben de şunu söyleyeyim. Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Bu arada orada Veysel Hoca var. Tek başına Veysel Hoca ve grubu. Evet. Veysel Hoca benim diyor. Karşıda da Nebati var. Bütün devletin istatistik kurumu arkasında. Türkiye'nin teorik olarak en uzman istatistikçileri orada. İstatistik nirvanasıdır orası. Yani oraya girmektir istatistikle okuyan bir öğrencinin hedefi. Ya bunu karşınıza aldınız bir insan karşınızda. Yani tek başına bir bilim insanı. Ya kendinizi kanıtlayamadınız. Diyor ki Nebati bugün. Elhamdülillah diyor bu tabloları diyor bugünkü konuşmasında. Elhamdülillah bu tabloları diyor aşarız diyor. Biz diyor bize inanacak insanlar diyor. Ya buyurun karşı karşıya gelin. Veysel Hoca ile tartışırsınız. Koca bir devlet istatistik kurumunun verilerine karşı Veysel Hoca. AK Partililere seslenmek gerekiyor. Ya vicdanınız var mı? Ya siz kime inanıyorsunuz? Samimi olarak ekrana söylemek gerekiyor. Siz kime inanıyorsunuz? Veysel Hoca'ya mı inanıyorsunuz? Nebati'ye mi inanıyorsunuz? Evet. Nebati mi doğru söylüyor? Çarşıya pazara gidiyorsunuz. Veysel evet. Hoca mı söylüyor? Nebati mi doğruyu söylüyor? Ya buna inanmıyorsunuz. Ben biliyorum. Siz Nebati'ye inanmıyorsunuz. Siz Veysel Hoca'ya inanıyorsunuz. Ama bu davalar açılınca kulağınızın üstüne yatma utancını nasıl yaşayacaksınız? Bunu konuşan yandaş yazarlara ya da AK Parti'yi destekleyen yazarlara diyeyim. Evet. Kullanmayacağım o aslında tabiri. Aslında belki bütün topluma da seslenmek evet. Lazım. 84 ya siz Nebati'ye çünkü... mi inanıyorsunuz, Veysel Hoca'ya mı inanıyorsunuz? Evet. Bakın Veysel Hoca sizin bütçenizde nasıl bir rahatlama yarattı? O istatistikler revize edildi, en azından orayı. Gerçeğe yaklaştı. Tabii. Enflasyon denir ki, istatistikçiler şöyle ifade eder. En adaletsiz vergi alma yöntemidir halkın cebinden. Hmm. Siz onu çünkü bakın örnek karşımızda %50'lik bir asgari ücret zammı yapıldı. Şimdi pul oldu mu? Oldu. Aldınız. Tabii. Peki yıl sonuna kadar bir daha yapılacak mı? Hayır yapılmayacak. Cumhurbaşkanının ifadesinden görüyoruz. Vergiyi aldı cebinizden. Ve şimdiki istatistik hamlesiyle vergiyi cebinizden aldığınızı da göstermemeye çalışıyor. Yani bir siyasi etik sorununu bir ileri boyuta taşıyor artık. Enflasyonla vergi alıyorsunuz bir de aldığınız vergiyi. Ya da milletin cebinden çarçur ettiniz diyeyim daha bir ağır ifade kullanmayacağım. Çarçur ettiğiniz vergiyi saklama yoluna girdiniz. Lütfen biraz vicdan o davalar açılınca siz evet. Hangi tarafta olacaksınız? Tarihe nasıl yazılacaksınız? Nebati'nin destekçileri mi yoksa bilimin evet. Destekçileri mi? Asgari ücretliler, emekliler, işçiler, milyonlarca insanın aldığı maaş, yapılacak zamlar, alacağı ikramiyeler her şey bu verilere göre belirleniyor aslında. Yani herkesin karşısında olması gerekiyor. Buna Can Bey bir şey çok hızlı iki şey söyleyeceğim. Evet. Önce şunu söyleyeyim. Enayi'nin nispeten erken dönemlerinde Veysel Hoca ile
fikir teatisi yapma fırsatında bulunmuştuk. O heyecanını ben hatırlıyorum. İyi ki bu işi yapıyor. Herkese de teşekkür ediyorum. Çok büyük bir hizmet yapıyor. Er ya da geç muhakkak toplum vicdanında da mükafatını alacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bakın işin trajik komik tarafı var. Sendikalardan bahsettin, başka kurumlardan bahsettin. Mesela OECD diye bir kurum var. Ekonomik İlişki Birliği ve Kalkınma Organizasyonu, örgütü. Türkiye üye. Türkiye hakkında istatistik üretiyor. Evet. Şimdi düşünün, OECD'de biri yazı oturacak. İşte Sayın TÜİK Başkanlığı. Efendim biz böyle böyle bir istatistik ürettik, size de sunuyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar çağ dışı bir şey olabilir mi? Birincisi bu. İkincisi de Aslı da söyledi. Diyoruz ya alternatiflere izin vermek lazım. Metodu geliştirir, bilimi geliştirir. Bir tane örnek verip kapatacağım. Amerika'da Illinois Üniversitesi Chicago'da 1947'den beri aynı hane halkı ekonomik güven endeksini yapıyor. Her ay 1947'den beri hocam. Hiç bölünmemiş. O veriden her sene 20'nin üzerinde Amerika'nın en saygın üniversitelerinden doktora tezi çıkıyor. İşte hani bilimin gelişmesine destek olun. Öyle değil olun, böyle diyorlar. Bilimin öyle mi? Gelişmesine destek olun, bunun önünü açın, böyle sonuçları olur derken öyle bir, yani boşa konuşmuyoruz, bu oluyor. Ya elin memleketinde bu oluyor. Adamların bu verisinden her sene Amerika'nın en saygın üniversitelerinden 20'nin üzerinde doktora tezi çıkıyor. Bunlar hakikaten çok önemli şeyler ve 1947'den beri bunu yapıyorlar. Devlet de kullanıyor o istatistikleri. Kimse de dönüp 1947'den beri ne yönetimler gelmiş geçmiş Amerika'da, dönüp de bu insanlara ya siz hayırdır ne yapıyorsunuz? Bizim demiyor. İstatistiklerimize alternatif mi üretiyorsunuz demiyor. Doğru. Seda, bir de bir şey sorgulamak lazım. Yani hükümete burada yardımcı olmak adına. Velev ki ERAG'ın sesi kesildi. Velev ki işte seçimleri de sadece Anadolu Ajansı açıklayabiliyor. Ratingleri de sadece işte şu kurum açıklayabiliyor. Ne değişecek? Yani enformasyonu ve veriyi kontrol ederek gerçekleri değiştirebilme gibi birilerinin bir şansı kafası yok. Karışmasın. İnsan, arada gidip gelen seçmen varsa oraya hayır, değil bize baksın. Ama ekonomi bir PR meselesi değil. Ekonomi halkla ilişkiler hamleleriyle kurtarabileceğim bir şey değil. Somut makroekonomik dengeler üzerine senin ekonomi ekibinin kalitesi, kredibilitesi, attığın adımlar vesaireyle ilgili bir şey. Yani ekonomiyle ilgili her ekonomik bir... Ekonomik verilerle, enflasyon verisiyle ben ev kiramı belirliyorsam ya da devletle ilgili alacak vereceğimi buna göre alışveriş ediyorsam bu doğrudan benim cebimden para almak, bu veri. Çünkü bu resmi veri, bu resmi veriden bana işlem yapıyor. Dediğin doğru, makroekonomik veriyi değiştiremezsin, ekonomiyi söz dinlemez, yapacağınız hiçbir şey yok. Piyasaya istediğiniz kadar nar koyun, yapacakları hiçbir şey yok ama yapacakları bir şey var. O vergiyi haksız yere sizin cebinizden alacaklar. Çünkü bu resmi istatistik. Farkı bu. Evet. Şimdi tabii sadece mesele TÜİK'in rahatsız olduğu veriler açıklayan paralel TÜİK'e işte çeşitli alanlarda istatistikler ortaya koyan kurumlar değil. Rahatsız olunan başka bir şey daha var, platform daha var. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Şimdi bir kısaca o konuya da bakalım. Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden, kadınları koruyan, hakkını savunan, davalarını takip eden bir platform. Hepimiz yakından biliyor ve takip ediyoruz çalışmalarını. Neyle suçlanıyor? Kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmekle suçlanıyor sevgili izleyiciler. Ve platforma bir kapatma davası açıldı. Doğru hatırlıyormuşum İsmail, 1 Haziran'da görülecekmiş dava. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu da bu konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Halk TV.com.tr'de şimdi İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısına geliyoruz. Nafaka'dan tutuklanan kocanın şikayetiyle kadın derneğini kapatıyorlar. Yazının başlığı böyle. Nasıl peki? Ne ilgisi var? Nasıl oldu da bir nafaka davası ve nafakadan tutuklanan, ödemediği için tutuklanan bir kişi, bir vatandaş meseleyi buraya kadar getirebildi? Bunun hikayesini de şimdi İsmail'den dinleyelim istiyorum biraz. Şimdi ya kapatma davasının hikayesi aslında daha enteresan. 2016 yılının Kasım ayında Kayseri'de Ahmet Ali Açık diye bir vatandaş tutuklanıyor. Tutuklanma gerekçesi de eşinden boşanmış birkaç yıl evvel, 3 çocuğu var. Nafakayı ödemiyor. Yani nafaka da öyle büyük para değil. Aylık 300 lira. Ödememiş nafakayı. Nafakayı biriktirmiş. Eşi de canını atak etmiş, mahkemeye başvurmuş. Mahkemeye başvurmuş. Mahkeme de buna tedbiren tutuklama vermiş.
nafakası yüzünden tutuklandığı haberi yerel basında, Kayseri yerel basında tantanaya yol açınca Ahmet Bey'in